أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم مسلمان بيغامبر صلى الله عليه وسلم insanları tevhid inancına davetinin ilk günleriydi. Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Müşrikler onları inançlarından döndürmek için her yolu deniyorlardı. Davasından vazgeçirmek için amcası Ebu Talib'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak ve hakikat yolculuğundan asla geri adım atmadı ve kararlılığını şöyle ifade etti. Allah'a yemin olsun ki sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavrı ve duruşu ile aslında İslam'ın bir mefkuresi, bir ideali olduğunu bizlere öğretiyordu. Bu ideal, insanların zihnini ve gönlünü Allah'a iman ile aydınlatma gayretidir. İlahi kelimetullah, yani Allah'ın yüce ismini, Yeryüzünün dört bir tarafına duyurma kararlılığıdır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakı ile insanlığı buluşturma çabasıdır. Bu ideal yeryüzünde ilim ve hikmete, sevgi ve saygıya, şefkat ve merhamete dayalı bir medeniyet oluşturma azmidir zulme ve kötülüğe engel olma, adalet ve iyiliği dünyaya hakim kılma iradesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu iradeye sahip çıkmamız için şöyle buyurmaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kıymetli Müslümanlar! İslam mefkûresinin dayanağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. Bu iki kaynaktan beslenen Müslümanlar, yeryüzünde insanca yaşamayı temin etmek için gayret gösterdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beş yıl sonra, Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp, Darü's-selam, barış ve esenlik yurdu kıldılar. Yedi yıl sonra da Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile oldular. Değerli Mü'minler! Aziz milletimiz de İslam'la şereflendikten sonra asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Ecdadımız bu kutlu dava uğrunda yılmadan ve yıkılmadan seferden sefere zaferden zafere koştu. Allah'ın izni ve yardımıyla Malazgirt'te destan yazdı. Anadolu'nun kapılarını hiç kapanmamak üzere İslam'a açtı. Aşılmaz denen burçları açtı, yıkılmaz denen kaleleri yıktı ve İstanbul'u fethetti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden ordu, ne güzel ordudur müjdesine nail oldu. Milletimiz imanından aldığı güçle her türlü imkana sahip işgalcileri Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bütün zorluklara rağmen milli mücadeleden birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal ve istikbalini perçinledi. Aziz Müslümanlar, bugün bizlere düşen İslam'ın öğrettiği yüce idealleri diri tutmaktır. Birlik ve beraberliğimize Kardeşlik ve muhabbetimize her daim sahip çıkmaktır. Ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları boşa çıkartmak için her alanda güçlü olmaktır. Kötülüğün yerine iyiliği, zulmün yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi hakim kılmaktır. Bu ulvi değerlerin yaşandığı ve öğretildiği güçlü aile yuvaları kurmaktır geleceğimizin teminatı evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı topluma ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmektir. Hutbemi başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm mazlumların zafere ulaşıp aziz olacağını, işgalci zalim ve siyonistlerin mağlup olup zelil kılınacağını haber veren şu hadiyesi şerifle bitiriyorum. Gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam ulaşacaktır. Allah ister kerpiçten, isterse deve kılından yapılsın, İslam'ın girmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için izzet, kimi içinse zillet olacaktır. Allah İslam'ı aziz eyleyecek küfrü ise zelil kılacaktır